Şimdi Kesinlikle. sözü Sayın Kaan Vatansever'e bırakmak istiyorum. Kaan Bey, burada mısınız? Bir 10 dakika erken başlıyoruz sizin için ama. Benim için iyi oldu aslında eğer sesim geliyorsa. Tamam Kaan Bey. Kameranızı şu an görüntünüzü alamıyorum. Geldim şu Evet, anda. şimdi aldım. Doğrudur. İsterseniz sunumunuzu bir paylaşın. Yine bir aksaklık olmaması için Hemen görelim, önden kontrol edelim. paylaşayım. Ekran bir de büyüteyim bu arada. Büyücük mi? Nasıl görüyorsunuz şu an sunumu? Şu anda evet, tam ekran olarak sunumunuzu görüyoruz. İlerliyor mu? Evet, ilerliyor. Şu İyi, anda süper. hareketi tamamdır. İleri geri alıyor. Çok teşekkürler katılımınız için. Buyurun, lütfen sözü size bırakmak isterim. Merhabalar, öncelikle herkese hoş geldiniz diyeyim. İsmim Kaan Vatansever. Aslen makine mühendisiyim. Doktora tüker firmasında enerji yönetimi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda sera gazı hesaplama uzmanıyım. Yakın bir zamanda eğitimimi tamamlayıp bu konuda bir sertifikasyon hakkını kazandım. Sizlere bugün karbon yakalama sistemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle biraz bu sürece neden gereksinim duyuyoruz, bu süreç ne anlama geliyor onlardan bahsedip sonrasında da biraz teknik detayından bahsettikten sonra bu işin maliyeti, depolanması ve depolandıktan sonra ne kadar süreli karbondioksit aslında tutabiliyoruz bunlardan bahsedeceğim. 13 tane maddemiz olacak aslında şu an içerikte gördüğünüz üzere. Şimdi öncelikle şeyden bahsedelim. Dünyamızın bir enerji dengesi var. Bu enerji dengesi ne anlama geliyor? Şimdi enerji dünyaya güneş radyasyonu olarak giriyor. Sonrasında bunun belli bir yüzdesi dünyada tutulup geri kalanı absorbe, özür dilerim. Öncelikle bir kısmı absorbe edilip sonrasında geri yansıtılıyor. Ve orada aslında bir kaybedilen enerji, kazanılan enerji dengesini oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bu enerji dengesini yaratan bazı etmenler var. Bu etmenlerin başında biliyorsunuz sera gazları geliyor. İşte 2, 4, 6 en sağ üst köşede gördüğünüz 6 tane en çok etkisi olan sera gazları var. Bu sera gazları peki bu enerji dengesini nasıl sağlıyor? Bu battaniye etkisi deniyor aslında buna en kolay tabirle anlatmak gerekirse. Siz nasıl bir battaniyenin içine girdiğinizde kendinizi sıcak hissediyorsanız bu greenhouse gases diye bakın sol taraftaki resimde gördüğünüz bir katman var. İşte bu katman da sanki dünyayı bir battaniye gibi örtüyor ve güneşin dünyaya gönderdiği ısı radyasyon belli bir oranda tutup dünyanın sıcaklık dengesini sağlıyor. Şimdi buradaki sorun ne? Buradaki sorun şu, bu sera gazlarının ne kadar fazla dünyamızda var olduğunda bu battaniye etkisi o kadar fazla oluşuyor ve ne oluyor? Dünyamız ısınmaya başlıyor. Aslında işin temel mantığı bu. Peki şurada iki tane daire koydum. Kırmızı ve açık mavi ile eksi 18 ve 15 derece diye gördünüz. Bu şu anlamı ifade ediyor. Eğer dünyada sera gazları çok fazla düşük olsaydı yani artık dünyamızda kalmasaydı eksi 18 derecelik bir dünyada ortalama sıcaklıkta yaşıyor olacaktık. Ama olması gerektiği seviyede olsaydı 15 derecede dünyanın ortalama sıcaklığı olacaktı. Yani bu kadar aslında önemli bir konu ama bizim buradaki sıkıntımız ne? Bir 15 derecede aslında aşmaya başladık. Bu ortalama sıcaklıkları dengede tutmamız gerekiyor. Bu gazları da dengede tutmamız gerekiyor. İşte bunu dengede tutmamız için neler yapmamız gerekiyor onu konuşacağız bugün. Bir sonraki slide'a geçtiğimde de şeye gelelim. Dünyanın yaydığı sera gazını aslında rakamlarla biraz bakalım. Bakın 1751'li yıldan bir grafik koydum size buraya. İşte yaklaşık biliyorsunuz sanayi devriminden itibaren bu rakamlar zaten yüksek seviyede artmaya başlıyor. Şu an ortalama 40 milyar ton civarı bir emisyon miktarımız var. Bu grafik 2018'de sonlandı ama ben görsel olarak da güzel olduğu için koymak istedim. 2021'li yıllarda artık 40 milyar tona dayandık. Şimdi bu 40 milyar tona dayandık da biz bunu nasıl sıfırlamaya çalışacağız? İşte biliyorsunuz Paris İklim Anlaşmaları olsun, Yeşil Mutabakatlar olsun, birçok uluslararası artık bunları dengeleme amaçlı projeler geliştiriliyor, yönetmelikler yayınlanıyor. Burada da biliyorsunuz işte şirketler, ülkeler hep hedefler koyuyor. 2035 yılında karbon nötr olacağım, 2050 yıllarda karbon nötr olacağım diye. Aslında bu hesaplamaların da bir matematiği var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Sonra direkt karbon yakalamaya geçeceğim zaten. Şimdi sol tarafta kırmızı renkte yazmış olduğum üzere 2400 milyar ton sanayi devriminden bu yana bir karbondioksit yayınımız var dünya genelinde. Şimdi bizim hedefimizde biliyorsunuz 1,5 derecenin o dünya ortalama sıcaklığını 1,5 derece daha aşmamamız için artık 300 milyar ton daha yayma hakkımız kaldı. Yani 2700 milyar ton ulaştığımız an bu 1,5 dereceyi aşmış durumda olacağız. Şimdi 300 milyar ton yayma hakkımız kaldı. Az önce ne dedim? 40 milyar ton yayıyoruz zaten 2020 yılında. Bu mantıkla baktığımızda yaklaşık 7 yıllık bir hakkımız var. Hiçbir şey yapmazsak 7 yıl içerisinde o 1,5 dereceyi aşmış olacağız. Ama biz şu an ne yapıyoruz?
İşte yenilenebilir enerjiye yönelmeye çalışıyoruz. İşte farklı dünyada projeler yapılıyor. İşte kömürden kaçıştı, doğalgazı azaltma gibi benzeri projelerle bunu azaltmaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi ülkelerin işte o şirketlerin 2050'li yıllara hedef koymasının aslında arkasında bir matematik var. O matematik de şu. Dünyada araştırma yapılan teknik araştırmalara göre her yıl bir önceki yıla nazaran %6 emisyon azaltma gerçekleştirilebilir. Yani bu gerçekçi bir hedef. Bir önceki yıldan %6 daha az. Bu mantıkla baktığımızda 10 yıl içerisinde de %50'ye düşürme imkanımız var. Ve bu 10 yılda da %50 azaltma ulaşmamız için 30 yıl sonra artık fosil yakıt tüketimimizi sıfırlamamız gerekiyor. 30 yıl neye tekabül ediyor? Baktığınızda 2021'deyiz. Bu hesap 2020'de yapıldı. 2050'ye ulaşıyoruz. Ne olmuş oldu? İşte bu 2050 yılında karbon nötr olma hedefinin arkasındaki mantığı öğrenmiş olduk şu anda. %6 azaltacağız biz de bir önceki seneye göre ve en sonunda da 2050 yılında artık sıfırlamış olacağız dünya genelindeki emisyonlarımızı inşallah. Şimdi bir hedeflere ulaşmak için mevcut durumda neler yapılıyor? Üç tane şey yapılıyor aslında. İşin özeti. Birincisi enerji tasarrufu yapılıyor. Enerji tasarrufu nedir? Kullandığımız enerji aslında azaltmak. Yani örneğin şu an havalar soğuk. Diyelim ki klima çalışıyor. Klimayı kestiğinizde ya da azalttığınızda sıcaklığını enerji tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Verimlilik dediğimiz ne? İşte bu odanızda bulunan sıcaklığa ulaşmak için kullandığınız klimayı daha az enerji tüketerek aynı sıcaklıkta çalıştırmayı başarırsanız enerji verimli yapmış oluyorsunuz basitçe baktığınızda. Ve firmalar üzerinde, dünya üzerinde baktığınızda enerji verimli projelerini bu kadar önemsendiğini, yapıldığını varsayarsanız aslında hedefinize ulaşmakta bunlar hep güzel bir etki yaratıyor. Zaten şöyle bir durum var. Biz enerjimizi tüketimiz enerjiyi azaltmak zorundayız ki bu hedefe ulaşalım. O yüzden bu ilk iki madde aslında çok önemli. Hem tasarruf yapacağız, hem verimlilik projeleri yapacağız. Öncelikle bir azaltacağız. Azaltamadığımız yere gelmiş olacağız bir süre sonra. Sıfırlayamayacağımıza göre enerji tüketimimizi belli bir yerde kalacak bu. Onun dışı, ondan sonra da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kullandığımız, tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarına tüketmemiz gerekiyor. İşte bunu da bir şekilde belli bir seviyeye kadar başarabileceğiz ama birçok araştırma vardı biliyorsunuz. IPCC'nin de verileri var. Bu konuda birçok uluslararası şirketlerin raporları var. Hiçbir zaman tükettiğimiz enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarına sağlayamayız. Bunun niye teknik sebepleri var? İşte örneğin güneş enerjisini gece elektrik üretemeyiz. İşte rüzgar enerjisinde bir rüzgarın olmadığı ya da belli parametrelerin oluşmadığı zamanlarda enerji üretemeyiz. Dalga enerjisi olsun, işte hidroelektrik enerjisi olsun. Bunların hepsinin enerji üretemediği zamanlar oluyor. Ve %100 olarak biz bunu hiçbir zaman ulaşamayız. O yüzden de o yüzdesel anlamda başaramadığımız bir duruma ulaştığımızda da artık ne girecek devreye? İşte karbon yakalama dediğimiz konu devreye girecek. Biz tasarrufumuzu yaptık, verimliğimizi yaptık, kullandığımız enerjinin bir kısmını yenilenebilirden ürettikten sonra artık o üretemediğimiz, hala ihtiyaç duyduğumuz emisyonları azaltmak için direkt karbon yakalama tesis sistemlerini kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu tabir nedir? Önce İngilizcesinden bahsedelim. Hep internetten araştırdığınızda CCUS harflerini görürsünüz. Carbon Capture and Utilization and Storage diye geçer. Karbon yakalama, yararlanma ve depolamadır bunun uzun ismi. Farklı farklı çeşitleri var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle tam olarak tanımlarından bahsedelim. İşte fosil yakıtları biliyorsunuz içerisinde hepsinin belli oranlarında karbon miktarı var ve bunların yanması sonrası, işte enerji elde edilmesi sonrası veya enerji elde edilmeden önceki durumlarda karbon oksijenle birleşiyorlar. Biliyorsunuz karbondioksit oluşturuyor. Ve bu karbondioksit yanma öncesi ya da yanma sonrası ayrıştırılarak bu karbon belli yerlerde depolanıp daha sonra farklı prosesler amacıyla kullanılabiliyor. Bu konunun belli bir kısmı, daha basitçe olan kısmı zaten bazı şirketler kullanıyor bunu. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Bizim burada odaklanacağımız nokta doğrudan karbon yakalama yani direct air capture diye geçiyor. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi buna neden ihtiyacımız var? Az önce anlattım ama spesifik olarak örnek vermek gerekirse. Şimdi normalde biliyorsunuz karbondioksit ayrıştıran en önemli şey ağaçlar aslında. Fotosentez yapıyorlar biliyorsunuz. Dünyadaki en büyük aslında karbon yakalama tesisi ağaçlardır. Ama biz ne yapıyoruz şu anda? Ağaçları kesiyoruz. Kağıt üretme amaçlı, ısınma, odun yakma amaçlı ya da farklı proseslerde kullanma amaçlı kesiyoruz. Ve ne yapıyoruz aslında? Yakalanmasına engel olmaya başlıyor. Onun dışında orman yangınları yine aynı şekilde ağacı hem kesiyoruz hem orman yangınları yok ediyoruz. Yani doğaya yapabileceğimiz en büyük iki katliamı şurada yapıyoruz aslında iki maddede. Üçüncü olarak baktığımızda bilinçsiz tarım. Bu bilinçsiz tarım kelimesi aslında ayrıca bir şey konusu.
tartışma konusu. Suyun doğru kullanımı, doğru yerde doğru ham maddenin ekimi, doğru sebzenin meyvenin yetiştirilmesini başaramıyoruz aslında. Doğru yönetilmiyor hiçbir ülkede. Bunun da etkileri çok yüksek ve en bilinen ve en büyük etkilerden de olan fosil yakıtların aşırı kullanımı, onların yanması sonrası işte ortaya çıkan karbon miktarlarından dolayı bizim aslında bu projeye resmi olarak ihtiyacımız var kurum anlamında. Ve yine sözlü olarak bahsetmiştim. Hep belli bir yüzde oranında yenilenebilir enerjiden yararlanabiliriz ama hiçbir zaman %100'e ulaşamayız. O yüzden de bu sistemi bir şekilde kurup karbondioksit azaltma ihtiyacını duymaktayız. Şimdi stratejilere gelelim. Daha teknik konulara geliyoruz şu anda. İki ana karbon yakılma stratejisi var aslında. İlki biyolojik strateji, ikincisi kimyasal strateji diye geçiyor. İlkinden az önce bahsettim aslında. Ağaç dikerek bu işi çözebiliriz. Ama biz ağaç dikmek yerine ağaçları hem yok edip hem yaktığımız için pek anlam ifade etmiyor zaten sonra. Yani 1 milyon ağaç yapıyorsak senede en basit tabirle konuşuyorum. 100 bin ağaç dikiyoruz ve hep eksi 900 bin, eksi 900 bin gidiyoruz. O yüzden biyolojik strateji aslında işimize yaramayacak. Tarım stratejilerinin değişimi de çok nadir artık şu an ülkeler bu konuda kendini geliştirmeye başladı. Burada da belki bir özel işte yapmamız gerekiyor. Bu da biraz zor. O yüzden insanoğlu olarak teknolojiyi geliştirip altta gördüğünüz kimyasal stratejilerle işte yakma öncesi yakalama, yakma sonrası yakalama, oksiyakıt yakma ve doğrudan havadan yakalama diye 4 tane ana karbon yakalama stratejileri var. Şimdi çok kısa bahsedeceğim, çok teknik detaylara girmeyeceğim. Onlarla ilgili isterseniz ayrıca toplantı sonrası ya da farklı mecralarda konuşabiliriz. Yakma öncesi dediğimiz işte pre-combustion carbon dioxide capture diye geçiyor. Sağ tarafta şeylerini koydum ben. Ana diyagramlarını koydum. Bu prosesleri nasıl oldu? İşte absorpsiyon yolu, membran yolu. Çok değişik yöntemleri var bunların. Belirli proseslerden geçirdik. Örneğin bir kömür santralinin bacasından alınan direkt bulunan yerden alınan sistem, yakma sonrası sistemden direkt ayrıştırılıp belli yerde depolama sistemlerini anlatıyor aslında. Yani direkt fosil yakıtların yandığı yerde yapılan yerde, yani nasıl anlatayım bunu? Emisyonun olduğu yerde direkt bir müdahale bu. Bu projeler gördüğünüz buradaki 3 madde. Dördüncü madde, yani doğrudan havadan yakalama dediğimiz ise aslında bu şu an yeni yeni ortaya çıkan bir teknoloji. Direkt olarak emisyonun yaratılan yerde değil de herhangi bir dünyanın herhangi bir yerine, herhangi bir çatınıza örneğin ya da fabrikaların belli bir bölgelerine koyup mevcut bulunan ortam havasını çekip oradan bir ayrıştırma yapma yöntemi. Aslında bu biraz daha sektörde gelişmeye yönelik bir konu. 2020'li yıllarda daha yeni yeni başladı. Örneklerini de göstereceğim, bazı ülkelerde yapmaya başlandı bu konu. Buradaki amaç şu, evet emisyonun olduğu yerlerde az önce gösterdiğim, bir saniye, şey yapamadım kusura bakmayın, slide. Az önce gösterdiklerim, evet fosil yakıtın yandığı noktada, bölgede yapılan sistemler ama şöyle bir şey var. Biz sadece buradaki fabrikalarda emisyon yayılmıyor. İşte örneğin ineklerin biliyorsunuz dışkıları belli proseslerden geçti. Dünyaya bir karbondioksit, metan gazı yayımı yaratıyor. İşte insanoğlunun elinde olmayan farklı konularda karbon emisyonları yayılıyor. O yüzden havada da aslında bir hala devam eden bir durum var. Bu durumun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Sadece o fosiliklerin yandığı noktadaki bölgeyi çözüp diğer kısımda hiçbir zaman emisyon oluşmaz diyemeyiz. Onları da bir şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden bu sistemler şu an yeni yeni ortaya çıkmış durumda. Hatta yapay ağaç olarak, şurada koyup bunu söyleyelim. Yapay ağaç olarak nitelendiriliyor bu konu. Şimdi az önceki ilk 3 maddeyle direkt havadan yakalamayı bir kıyaslamak istedim burada. Şimdi direkt fosil yakıtın yandığı noktada bir analiz yapıldı burada. Bu analizden bahsedeyim. KYD diye dediğimiz karbon yakalama tesislerinde 3600 ppm'de 400 ppm karbondioksit bulunurken takdir edersiniz ki fosil yakıtın yandığı noktadaki karbondioksit oranıyla normal mevcut oturduğunuz evden dışarı havayı solduğunuzdaki karbondioksit miktarı daha farklı olacaktır. Örneğin yine burada bir dairesel oran yaptığımızda 1 milyon ppm'de 400, yani 3600'de 400 iken direkt fosil yakıtların yandığı yerde bölgede ortamda ana alanda 1 milyonda 400, yani oradaki karbondioksiti ayrıştırmak mevcut havada daha zor bir süreç. Bunu anlatmak istiyorum aslında. Ve bu daha zor olan süreci bir şekilde çözersek direkt olarak karbon emisyonunu sıfırlama yolunda iyi ilerleyebileceğiz. Şimdi burada bir TED konuşmasından bahsedeceğim. Size Jennifer Lee Cox, yanlış telaffuz etmiyorsam ismini, A New Way to Remove Carbon Dioxide from the Atmosphere adlı bir konuşması var. Linkini buraya bıraktım. İsteyenler de ayrıca gönderebilirim. Şöyle bir resim aldım ben oradan. Çok ilgimi çekti. Şimdi Amazon ormanları 5,5 milyon kilometre karelik bir alanda işte 1,6 milyar ton karbondioksit tutup şey yapabiliyor, ayrıştırabildiğinden bahsediyor.
ve biliyorsunuz Amazon ormanlarının belli bir kısmı yanmış durumda. Şimdi aynı oranda eğer bu teknoloji, Direct Air Capture teknolojisi %100 üzerinde çalıştığında Amazon ormanlarının 5,5 milyon metrekare alandaki karbondioksit ayrıştırma miktarında sadece 11.200 kilometrekarede bu tesis kurulduktan sonra bu oranda karbondioksit ayrıştırma imkanının olacağından bahsediliyor. Yani teknoloji artık buraya kadar gidecek. Aradaki orana bakar mısınız? Yani 5,5 milyon kilometrekarelik bir alanla 11.200 kilometrekarelik bir alan. Yani arada yaklaşık kaç kat olduğunu yani ben hesaplamadım. Hesaplamaya gerek duymadım. O kadar küçük bir alanda bunun yapılıyor olması bence teknolojik alanda çok anlam ifade edecek bize. Belki de evet ağaçları dikmek zorundayız. Ağaç her zaman bunu teşvik etmek zorundayız. Yani bunu kesinlikle yanlış anlaşılmasın dediğim ama teknolojik olarak da o sürece eğer çok hızlı bir şekilde erişirsek artık bu emisyon konusunun dünya gündeminin birinci sırasında olmamasını sağlayabiliriz en azından. Daha farklı sorunlara yönelme imkanımızı bulabiliriz. Şimdi ne dedik? Bu ayrıştırmalardan bahsettik. Şimdi bu yakaladığımız, tuttuğumuz, ayrıştırdığımız karbondioksit ne yapacağız? Aslında en önemli konu bu. Şimdi burada depolama konusu gündeme geliyor. Şimdi bu depolamaların yerleri de çok önemli. Yani biz bu sonuçta alıp tanka koyup yerin üstünde bekletemeyiz. Belli bir yerde ya gömülmesi gerekiyor ya işte okyanusların altında ya da toprağın altında işte bazı şu anda hali hazırda yapılan bazı uygulamalar tükenmiş petrol ve doğalgaz kumları orası zaten bir emisyon kaynağı bari oranın içine gömelim. Hatta şöyle imkanlar bile yaratılıyor. Çok şaşıracaksınız bu söylediğime. Belirli fosil yakıtların çıkarıldığı alanlara örneğin işte artık iyice dibe giriyorlar. Belli kilometrelerce aşağı çıkarıyorlar. Çıkamıyor diyelim artık bu. Karbondioksiti yüksek basınçta en aşağı, en dibe enjekte edip en altta kalan fosil yakıtları çıkarmak için de kullanılıyor. Çok ilginç bir paradoks bu ama daha fazla fosil yakıt çıkarabilmek için karbondioksitle falan yakalanan karbondioksitleri kullanıp basınçlandırıp daha fazla fosil çıkarmak için bile kullanılabiliyor bu çok ilginç bir şekilde. Yani bunun da bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii doğru bir şey değil bu ama bazı petrol şirketleri, doğalgaz şirketleri bunu uyguluyor. Hatta onu burada bahsetmiş olmam lazım. Evet, yararlanma kısmında depolamadan bahsettikten sonra yararlanmaya geçelim. Bakın tekrar okuyorum yazdığımı. Depolama karbondioksitleri altına koyup basıncı arttırıp gelişmiş petrol geri kazanımı adı verilen bir süreçte daha fazla petrol çıkarılması kolaylaştırılabiliyormuş. Yani çok ilginç bir şekilde ve şu anda yakalanan ve ayrılan karbon %88'i bu amaçla kullanılıyor. Yani bunu da insanların hani daha fazla para kazanma açısından ziyade bunu daha farklı amaçlarla en azından depolanıp ya da farklı daha uygun proseslerde kullanmasını teşvik etmemiz gerekiyor. Ben diğer maddeleri de yazdım. Ne amaçla kullanılabilir bu depolanmış karbondioksit? Bakın plastik yapımı, sera bitkilerini yetiştirmek, karbon atılı işte gazlı içeceklerin üretiminde, çimentoların ham maddesi olarak kullanılabiliyor zaten biraz onlardan da bahsedeceğim. Yakıtlar için ham madde, gıda ve yem ham maddesi olarak kullanılabiliyor. İnşaat sektöründe kullanılıyor. Yani birçok aslında kullanılacak alan var. Bunlara yöneltmemiz gerekiyor bu depolanmış karbondioksiti. Şimdi dünyada belli yerlerde şeylerden bahsedelim. Karbon yakalama tesisleri nerelerde var? Onlardan bahsedelim. Az önce bahsettiğim işte bu petrolü daha fazla ortaya çıkarmak için kullanılan bazı tesisler var burada ve daha farklı olarak daha güzel amaçlarla kullanılan tesisler de var. Şimdi rakamsal bazda baktığımızda 2018 yılı verisi var şu an elimde. Ondan bahsedeceğim. 21 tane geniş ölçekli KYD projesi varmış ve bunların yaklaşık 37 milyon ton karbondioksit yakalama kapasitesi varmış. Tabii az önce dedim 40 milyon tondan bahsettim. Bunu unutmayalım. 37 milyon ton. Yani şu an bu sektör daha denetleme aşamasında bu konu. Yani bunun daha kaç katına ulaşması lazım ki bu emisyon konusunda bir destek sağlayabilsin. Bunlar şu an komik rakamlar ama biliyorsunuz ki dünyada gelişen tüm teknolojiler başlar. Komik rakamlardan başlar. Sonrasında teknoloji geliştikçe ilerler. O yüzden bu projenin bir 10 yıl içerisinde çok daha yüksek bir seviyeye geleceği aşikardır. Şimdi spesifik örneklerden verelim. Bu İzlanda'daki Orca tesisi. Bu direct air capture metoduyla bulunduğu ortam havasından karbondioksit yakalayan bir tesis. Hatta dünyadaki en büyük direct air capture tesisi bu. Ve şu anda daha dediğim gibi yıllık 4000 ton karbondioksit kapasitesine sahip yine bir düşük bir rakam. Ama bunların hep artacağına inanıyoruz. Ve bu tesiste bakın son maddede yazmışım. Yanındaki santralden sağlanan yine bir enerji kaynağıyla çalışıyor. Sonuçta şöyle bir durum da var. Paradoksa da düşünmek lazım. Bu tesisler de sonuç olarak bir enerji tüketecek. Bu enerjiyi de mantıken gidip de fosil yakıtlarımız hiçbir anlamı olmaz. O yüzden bu kurulmuş olan, kurulacak olan tesislerin de bir şekilde yine bir enerjiden yararlanması lazım. Bir anlamı olsun. Yani karbon emisyonu yayarsa bir de kendi tutup yakalanmaya ayrıştırmaya kalkarsa olmaz. Bir anlamı olmaz. O yüzden yenilenebilir enerjiden alması gerekiyor. Bu da çok mantıklı bir çözüm oluyor.
şimdi Karbon Kür diye bir şirket varmış. Bunu araştırdım. Bu da çimentonun ham maddesine karıştırılıyor. Yakalanmış olan karbondioksit ve orada bir çimentonun işte yağlı karbon üretimine sağlayan yani karbon emisyonu bir ölçüde azaltmaya çalışıyor ve atmosferden uzaklaştırıyor. Şurada da bir madden vardı. Küresel olarak salınan karbondioksitin %7'si, bakın beton üretiminin küresel olarak salınan karbondioksitin %7'si oluşturduğu söyleniyor. Yani beton çimento sektöründe de yüksek bir şey vardır. Emisyon miktarı var. Bunlara da o yüzden ne kadar katkı yapılırsa o kadar iyi. O yüzden bu şirketin de böyle bir çalışması var. LanzaTech diye bir firma var. Bu da 2005 yılında kurulmuş. Bu da eski bir firma aslında. Bu şeyin öncelerinden. Bakın atık karbondioksiti geri dönüşümü imalat sanayinde kullanmaya zarar getirmeye vaat ediyor. Bu şirket ve bunu şu anda buluyor. Altta da teknik detayı var. Atık karbondioksit üreten fabrikalara bir reaktörler entegre edilip bakterilerin atık karbondioksiti fermente etmesiyle etanol ve benzeri. Yani çok teknik konular ama çok şey yapmak istemiyorum. Bu da sonuç olarak kullanılan bir şirket. Carbon Engineering diye Kanada'da bir şirket var. Bu yine doğrudan havada, havaya kalan direct air capture metodunu kullanarak kullanıyor. Bakın burada daha yüksek rakamlardan bahsedeceğiz. Bir yılda 1 milyon ton karbondioksit yakalama potansiyeli varmış bu şirketin. Ve bu rakama ulaşmak için yaklaşık bakın 40 milyon ağaç gerekir diyor. Yani 40 milyon ağacın yapacağı çiğ çalışıyor bu sistem şu anda. Bu da çok önemli bir konu. Şimdi yakaladık. Şöyle bir konu da var. Bu depolanının karbondioksitin yer altında kalma süresi. Bu da çok önemli bir konu. Biz şimdi yakalarız, depolarız. Ortaya çıkarsa yani tekrar dinler diye dönse. Düşünsenize 10 yıl, 20 yıl önce biriktirmişiz. Bir anda ortaya çıkıyor. Yani inanılmaz derecede bir sıkıntı yaratacak bir konu bu. Şimdi bununla ilgili de çalışmalar var, analizler var. Aslen milyonlarca yıl yer altında kalabileceği söyleniyor. Ama tabii bu çok ütopik bir rakam. En mantıklı araştırma 1000 yıllık bir süre altında depolu karbondioksitin en azından %99'un yer altında kalabileceği yönünde. Yani %99 de bizim için bence iyi bir oran. 1000 yıllık bir süreçte iyi bir oran. Zaten biz şu an 50 yıl, 100 yıl sonra bile ne kötü durumda olacağımızı bahsedersek emisyonların artışıyla. 1000 yıllık bir süreçte biz bulunduğumuz sürece en azından 1000 yıl sonraki teknolojiyle bu rakamı çok daha fazla arttıracağımızı öngörmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Peki bu enerjisi, yani bu sistemin kullanım enerjisi aslında ne kadar olacak? Bu da çok önemli bir konu. Bakın 1 ton karbondioksit yakalamak için yaklaşık 5 ila 11 gigajoule elektrik enerjisi, term enerjiye gereksinim duyuluyor. Şimdi bu rakamı benzetmek amaçlı şöyle bir veri aldım ben. Avrupa'da yıllık ortalama hane elektrik tüketimi kişi başı 5.8 gigajoule yıllık bazda baktığımızda aslında bir yıllık bir kişinin tükettiği enerji miktarına eşdeğer bir durum var burada. Bence bu enerji miktarı da şu an için iyi durumda ama yine geliştirilecektir bunlar zaten. Daha az enerji tüketimi de olacaktır. Ama şu an yine ütopik bir durum yok ortada. Halen bu projeye yatırım yapılıp belli bir enerji miktarının kullanılması sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Maliyetlerden de biraz bahsedelim. Maliyet olarak da 2020 şu anda daha doğrusu doğrudan hava yakalama da biraz pahalı bir süreç. Az önce bahsettiğim gibi yani. Direkt fosil yakıtların bulunduğu testlerin yanındaki karbon dioksit miktarıyla mevcut havadaki miktar arasında çok fark var. O yüzden daha zor bir süreç olduğundan bahsetmiştim. Şu an doğrudan havadan yakalamayla 1 ton karbondioksit ortadan kalmak $200 civarı bir şeyi var. Maliyeti var. 2020 yılında da dünya yılında bu teknoloji şu an 715 milyon euro yatırım yapılmış. Taşıma maliyetlerinden bahsedilen depolamak için sonuçta taşımamız gerekiyor. Taşıma maliyetleri biraz daha düşük. 1 ton karbondioksit için 1 ila 4 euro arasından bahsediliyor. Depolama maliyetleri de bakın ne demişiz? 1 ton karbondioksit başta 10 euro ile 20 euro arasında bahsediliyor. Bu arada ilk maddeyle ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sonra artık 1 ton emisyon miktarları biliyorsunuz 90 eurolara kadar çıktı. Ben ilk neskanda kaynaşmıştım. Çok yakın bir zamanda 90 euroları görmüş bu konu. Burada $200 var. Aslında arada da çok böyle uçuk rakamlar yok. Yani bu projeye yatırım yapılıp şirketler ileride bence artık yeniler enerji yatırımından sonra işte ya da enerjileri sertifikalandırıyorlar biliyorsunuz. Gold standart, direktör ve benzeri süreçlere giriyorlar. Belki de bu sistemleri de kuracaklar ve yakaladıkları karbondioksit miktarını raporlayıp aslında finansal açıdan hem rahat edip hem de çevresel etkilerini raporlayabilecekler bence. Bu konu şu an evet hiçbir şirket böyle şey yapmıyor ama bence bir 5 yıl 10 yıl içerisinde bunları görüyor olacağız artık. Hani bunların raporlanması bile artık bir pazar oluşturacak, bir borsa oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdi Elon Musk'tan bahsedeceğim. Son slide'ım aslında benim. Elon Musk yaklaşık 2021'in Ocak ayında şöyle bir tweet atıyor. $100 milyon
en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolarlık bir ödül koyduğundan bahsediyor ve internet sitesinde bununla ilgili şey var, bir ilan var, başvuru ilanı. Düşünün, Elon Musk dediğimiz adam teknolojiyi şu an tek başına yöneten, yönlendiren bir adam. Onun bile artık önemsediği, şey yaptığı bir konu bu. Sol tarafta gördüğünüz yaz ve kısmından bahsediyorum. Sağ tarafta da 14 Aralık günü atılan bir tweet var. İşte SpaceX, biliyorsunuz onların uzaya gönderdiği roket şirketi. O şirketin diyor ki, karbon, dünyada yakalanan karbondioksiti kendi yakıtlarında, kendi füzelerinde yakıt olarak kullanmak için bir projeye dönüştürme çalışmalarını yürütüyoruz diyor ve buna başladıklarından bahsediyor. Yani artık sektör öyle bir yere geldi ki yüksek teknolojide bile kullanılmaya başlanacak bu karbondioksit. Yani düşünün, füze yakıtlarında bile kullanmaya başladığını varsayarsan. Diğer benim az önce bahsettiğim kullanım alanları, gazlı içecekler, yani inşaat sektörü gibi komik duruma düşecek. O yüzden artık konunun ne kadar önemli olduğunu son bir maddeyle belirtmek istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. LinkedIn'den beni ekleyebilirsiniz. Orada bu konularda paylaşımlar yapmayı sürdürüyorum. Telefon numaram en altta yazıyor. Mail adresim, özür dilerim. Mail adresim en yukarıda mevcut. İstediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz alanda bu slide'la alakalı herhangi bir sorunuz varsa konuşabiliriz. Şimdi de konuşabiliriz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kaan Bey, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok merak edilen konulardan biriydi. Bence harika oldu sunumunuz. Yasin Yiğit Bey'in bir katkısı ve bir de sorusu var. Müsaadenizle onu iletmek isterim size. Ben de açayım. Yakalanan karbonlar agrega malzemesinin içerisine hapsedilerek agrega içerisine alınıyor. Sonrasında beton içerisinde kullanılıyor. Tam olarak çimento içerisinde kullanılmıyor. Çimento sonrası beton üretiminde kullanılıyor diye katkısı sağlamıştı. Bir de size sorusu vardı. Kurum içinde karbon yakalama ile ilgili bir çalışmanız olup olmadığını size sormuştu. Yüksek maliyetlerden dolayı Türkiye'de henüz bir çalışma olmadığını bildiğini iletmiş Yasin Bey. Sizin bildiğiniz yurt içinde yapılan bir Ar-Ge çalışması olup olmadığını sormuş. Öncelikle Yasin Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bu çimento sektöründeki konuyu da bahsetmiş, sağ olsun. Güzel bir katkı oldu. Sağ olsun. İkinci olarak sorusuna cevap vereyim. Türkiye'de bir proje yok. Çok araştırdım. Belki de ben bulamadım, bilmiyorum ama şu ana kadar öyle bir proje görmedim. İnşallah gerçekleşir. Bizim şirket olarak bir bununla ilgili bir çalışmamız şu anda yok. Ama benim hep kastettiğim şey şu. Bu bir şekilde aslında karbondioksit emisyonlarını özellikle finansal İşte Avrupa Yeşil Mutabakı'ndan gelecek olan vergilendirme sisteminde bence çok yarar sağlayacak bir konu olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani Türkiye'de bu projeler şirketler bazında yapılacak, yapılmak zorunda kalınacak ve yapıldıktan sonra da bunların raporlanması, işte belli bir pazarın oluşması 5 yıl içerisinde gerçekleşecek diye düşünüyorum ama şu an Türkiye'de böyle bir proje olduğunu görmedim. Teşekkür ederim Kaan Bey. Ümit Hız Bey'in de bir sorusu var. Öncelikle kendileri de sunumumuz için teşekkür etmişler. Bir uzman görüşünü merak ettiğim için sormak istiyorum. Bahsettiğiniz karşı önlemler ve teknolojik gelişmeler elbette çok kıymetli. Fakat tüketim alışkanlıklarımızı köklü şekilde değiştirmeden gerçekten bunlar başarılabilir mi? Bir yandan ekosistemi bozan her şeyi çılgınca tüketmek istiyoruz. Bir yandan ekosistemi bozan bu anormallikleri ortadan kaldırma çabamız var. Bu çelişki realitemizdeyken gerçekten başarmak mümkün mü diye sanırım Ümit Bey hepimizin sık sık aklına gelen soruyu dile getirmiş. Teşekkür ederiz Ümit Bey'e de. Buyurun lütfen. Ya burada şöyle bir durum var. Evet, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yapmamız gerekiyor ama biz yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Ama bu şu demek değil, biz yapmamız gerekenleri yapmıyoruz diye. Yani gerçekleşecek olan kötü sona da hazırlıksız yakalanamayız. Bu bir aslında havuz problemi. Çok güzel fotoğraf vardı aslında, onu eklemeyi unuttum ben. Şöyle anlatayım size. Şöyle görmüştüm, bir Udemy'de bir eğitimde karşılaşmıştım. Karbonlar bir havuza düşüyor. Alttaki tıpa var, bir tıpa var. İşte o tıpa da şeyi temsil ediyor, karbon negatif teknolojiyi. Hani karbon yakalamayı temsil ediyor. O tıpa ne kadar büyürse o kadar kolay o havuzu boşalttık. Yani dolmasından, boşalmasından bir ilişki kurarsanız o kadar hızlı boşaltacağız. Şimdi biz havuzu doldurmayı azaltamıyorsak boşaltmayı hızlandırmamız lazım. Evet, dedikleri doğru, yapmamız gerekiyor ama bunlar yapılmıyor ve bunlar yapılmıyorken de artık siz tüketim alışkanlığınızı azaltmalısınız, şunu yapmasınız, bunu yapmasınız demenin de bir anlamı kalmıyor. Yapılmıyor yani. Yapılmıyorsa teknik olarak mühendissel bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu da bunu temsil ediyor aslında.
bu kullanılacak, buna yatırım yapılacak. Madem tüketmeyi bırakamıyoruz, bunlara yöneleceğiz. Bu şekilde de çözmek zorunda kalacağız sorun aslında. Evet, çok teşekkür ederim. Benim gördüğüm şu an başka bir soru yok. Hemen YouTube'dan da tekrar kontrol ediyorum. Orada da bir soru göremedim. Çok teşekkür ederiz Kaan Ben Bey, teşekkür ederim. Herkese iyi katkılarınız günler diliyorum. için.